buradan yola çıktık. 12 Eylül'ü anarak aynı zamanda yola çıktık. Eleştirerek yola çıktık. Çünkü bugünün taşlarını 12 Eylül karanlığı döşedi. Ve 50 yıllık bir süre içerisinde neredeyse Türkiye toplumunun her türlü eşitlik, her türlü özgürlük, her türlü demokrasi, her türlü barış, her türlü emek mücadelesini yok etmek üzere planlanmış bir süreç bugün çok sessiz bir kamuoyu yarattı ne yazık ki. O yüzden canlanmak üzere yola çıktık. Dedik ki 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra insanların kendi içlerine döndüğü bir noktada neden 19 milyon çocuğumuz için, onların anneleri ve babaları için yola çıkmayalım ve çocuğun üstün yararını dikkate alan insan hakları, çocuk hakları mücadelesini neden büyütmeyelim? Ankara'daydık. Ardından Eskişehir'e geldik. Sonra Denizli'deydik. Şimdi Muğla'dayız. Yarın Aydın'a gidiyoruz. Ve sonrası gün İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda on binlerce kişi olarak burada söylediğimiz sesi, burada söylediğimiz sözü orada yükseltmek için bulunacağız. Dolayısıyla diyeceğiz ki layık eğitime dokunamazsınız. Karma eğitim ilkesi ihmal edilemez, askıya alınamaz. Bunları söyleyeceğiz. Demokratik bir eğitimden bahsedeceğiz. Cinsiyet eşitlikçi bir eğitimden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ekolojik ana dilinde bir eğitimden bahsedeceğiz. Bütün bunlar öylesine önemli ki. Hele bu kadar çok ayrımcılığın yaşandığı Türkiye koşullarında eşitlik talebi kadar haklı bir talep olamaz. Sevgili canlar, evet, zorunlu din dersleri kaldırılsın diye onlarca yıldır mücadele ettik. Ama tersine zorunlu din derslerini kaldırmak yerine yeni din dersleri koydular. Bu derslerin adına seçmeli din dersi dediler. Ve geldiğimiz aşamada daha okullar yeni açılmışken yeni bir sürprizle karşılaştık. Evet, seçmeli din dersleri zorunlu seçmeli din dersleri haline geldi. Yetmedi. Bütün derslerin müfredatı dinsel dayanaklara indirgendi. Bilimsellikten ve akıldan uzaklaşıldı. Yetmedi. Çocuklarımız, körpe beyinler, evet, merdiven altı. Tarikatların, cemaatlerin kucağına atıldı. Yetmedi. Evet, üniversitelere gönderdiğimiz çocuklar, barınma sorununu gideremediğimiz için o çocuklar da yine şeriatçı örgütlerin pençesine atıldı. Yetmedi. Bütün okulları imam hatipleştirdiler. Yetmedi. Şimdi medreseleştiriyorlar. Okullara imam atamak istiyorlar. Vaiz ve vaize atamak istiyorlar. İstiyorlar sözünü geri alıyorum. Atadılar sevgili canlar. İzmir'de başladılar. 842 okula imam görevlendirdiler sevgili canlar. Biz evet laik ve bilimsel eğitim derken sadece kendi çocuklarımız ve kendi torunlarımız için bunu söylemiyoruz. Bütün toplum için söylüyoruz. Hatta ve hatta Denizli'de söyledim, bir kez de burada söyleyeyim. Bu hükümete oy vermiş olanların çocukları ve torunları için de istiyoruz layık ve bilimsel eğitimi. Çünkü çocuklarımızın geleceği karartılıyor. Az önce hocam da söyledi. Evet, sadece çocuklarımızın geleceği değil, ülke karartılıyor. Ülke karanlığa boğulursa, evet, hepimiz karanlıkta kalacağız. Işık yüzü görmeyeceğiz sevgili canlar. Çocuklarımız okullardan alınıp bilinmedik yerlere götürülmek isteniyor. Dün, daha düne kadar kendi koyunlarında besledikleri, kendi kollarında büyüdükleri FETÖ'cü terör örgütünün bütün politikalarını, yaptığı işleri hepiniz biliyorsunuz. Basın da biliyor, bizi izleyenler de biliyor. Okullarda abi abla formülünün nerelere geldiğini biliyorsunuz. Şimdi yeni abiler, yeni ablalar üretmek istiyorlar. Okullara bunları sokmak istiyorlar. Çocuklarımızı IŞİD gibi beyni dönmüş, kafası dönmüş bir takım terör örgütlerine militan yapmak istiyorlar. Gidişat bu kadar tehlikelidir. O nedenle toplumu uyarmak görevini üstlendik. Toplumumuza, halkımıza böyle bir borcumuz var. Biz, evet, Alevi kurumları, eğitim sendikaları ve veli dernekleri olarak bir araya geldik. Ve bütün demokratik kitle örgütlerini, barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden, eşitlikten yana olan bütün güçleri bu mücadeleye ortak olmaya çağırdık. Şimdi ise bütün toplumu, halkları bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Buradan Muğla halkına sesleniyorum. Muğla halkı da evet, seküler yaşamı benimsemiş bir halk.
Niçin ÇEDES projesi İzmir'den başladı? Bir düşünelim. Niye Eskişehir'den başlatıldı? Niye Tekirdağ'dan başlatıldı? Bir düşünelim. Bu tehlike yakın zamanda bütün Türkiye'yi saracak. Bütün Türkiye'yi saracak sevgili canlar. Şimdi eşit yurttaşlık diyoruz. Niçin eşit yurttaşlık diyoruz? Çünkü sevgili canlar, evet okula açılırken çocuğuna kırtasiye malzemesi alamayanlar, kırtasiye gezip kalem fiyatına, defter fiyatına bakıp sonra da eli boş dönenlerle çocuklarını özel kolejlerde, yurt dışında, büyük okullarda okutanlar arasındaki eşitsizliğe dikkat çekmek için bunu söylüyoruz. Laikliği tekrar.